Evet, şu an 47. haftaya başlangıç yapıyoruz. 47. haftada ne var? Aşağıdan yukarıya yapılan bıçak saldırıları var. Bu bıçak saldırılarında bloklar aynen sopayla karna yapılan 5 numaralı vuruş gibi blokları. Yine rakibin koluna bir basış ya da ulna ile bir vuruş yapacağız. Yine bıçaktan korunmak için kalçayı geriye atarken öne eğileceğiz. Şimdi biz sopa kabul edin bunu, uzun bir sopa. 5 numaralı vuruşumuzu yapıyorduk. Oradaki mantığın aynısı. Bu kez bıçakla aşağıdan yukarıya doğru, yani burada göbek bölgesinden yukarıya doğru bir itiş yapıyoruz. Oldu mu? Şimdi bunun bloğuna geçecek olursak, ben buradayım. Bir anda geldim. Tum bastım. Bakın, fark ettiniz mi? Geriye doğru böyle ani bir hamle yaptım. Yani refleksle geriye kaçtım ve eş zamanlı olarak bir basış gerçekleştirdim. Tamam. Geldi tekrar. Tum basıverdim. Korkuyla, can havliyle bir anda baskı yaptım. Burada elle basmakla birlikte aynı zamanda kolumu da kullanabilirim. Kol kullanmak dediğim şey nedir? Geldi tekrar. Tüm. Kolu sert bir şekilde basıyorum buraya. Tamam mı? Ve bunu yaparken onun tekrar ikinci bir hamle yapmasına karşı net duruyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz ben sağ bacağımı öne atıyorum. Oradan tekrar yapalım. Geniş açı görün. Hop. Bunu aşırı atmayın bu tarafa. Oldu mu? Normalde durdum ya da bu durdum ama bacakları da geriye tutmaya çalışın. Yani aşırı atmak nasıl bir dezavantaja neden oluyor? Al blok. Okey, kestim. Neydi? Basen içlerinde damarlar, atar damar vardı. Orada sol basen özellikle kanamayla birlikte ölümü getiriyordu. Sol basen içinde oluşabilecek derin bir kesi ölüme neden olur. Ben buradayken geldi tekrar. Bum, aldım. Şimdi Ali oradan sürtmeye kalktı. Bak, bacağıma görmüyor. Gördünüz mü? Bacağımdan uzakta. Bir daha şurada yapalım. Geldi. Hop, bacağımı görmüyor. Benim el burada onunla birlikte tam irtibatta. Anlaştık mı? Programa bir bakacağım. Ayrıntı var mı programda? Evet, programda ayrıntı yok buraya kadar. Sadece basış ve kesiş mantığı var. Burada sopadan farklı olan şey bıçakta rakiple bağlantınızın hiçbir şekilde kopmaması gerekiyor. Çünkü bıçağın sürtmesi kesiye neden olacağı için tehlike çanlarının çalmasına neden oluyor. O yüzden teması hiçbir zaman kopartmıyorum ve ben buradayım. Bunun bana gelme ihtimaline karşı geriye attım. Oldu mu kendime? Yani yukarıya çıktığında da geçen haftaki programda anlattığım gibi bir temas ve bağlantı birlikteliği var. Eş zamanlı hareket ediş var. Bunlara lütfen dikkat edin. Siz de bu şekilde egzersizler yaparak bunu vücudunuza oturtun. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.